Merhabalar gençler. En son ısı yalıtımını anlattık. Isı yalıtımı ile alakalı biraz soru çözelim. Konumuzu güzelce pekiştirmiş olalım bakalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Ne diyor bize? Aynı ortamda bulunan KLMN kaplarındaki sıvıların ilk sıcaklıkları ve bir süre sonra ölçülen son sıcaklıkları aşağıda verilmiştir. Haydi bakalım. K maddesinin ilk sıcaklığı 40 santigrat dereceymiş. Son sıcaklığı 28 santigrat dereceymiş. Bayağı bir ısı kaybetmiş göründüğüne göre. L maddesinin ilk sıcaklığı 40. Son sıcaklığı 36 santigrat derece. M maddesinin ilk sıcaklığı 40. Son sıcaklığı 30 santigrat derece. N maddesinin ilk sıcaklığı 40. Son sıcaklığı da 24 santigrat dereceymiş. Tabloyu inceledim. Tabloda verilenlere göre hangi kapta diğerlerine göre daha iyi ısı yalıtımı yapılmıştır diyor. Daha iyi ısı yalıtımı ne demek? Isı kaybının en az olması demek. Şimdi ben bakıyorum, K kabında 40'tan 28'e düşmüş. Yani aralarında ne kadarlık bir fark var? 12 santigrat derecelik bir kayıp olmuş bakın. L'de ise 40'tan 36'ya düşmüş. 4 santigrat derecelik bir fark var. M'de 40'tan 30'a düşmüş. 10 santigrat derecelik bir fark var. N'de ise 40'tan 24'e düşmüş. 16 santigrat derecelik bir fark var. Isı yalıtımı demek, ısının az kaybolması demek. L ortamına baktığımda sadece 4 santigrat derecelik bir kaybı olmuş. Demek ki en iyi ısı yalıtımı L ortamında yaşanmıştır gençler. Devam ediyorum. Bir termos vermiş. Diyor ki Eda sıcak yaz günü yolculuğa çıkarken hazırladığı termosunu yanına alıyor. Eda termosuna koyduğu suyu yol boyunca soğuk olarak tüketiyor. Çünkü Eda'nın termosu ısı yalıtımı yapan bir termos ve bu ısı yalıtımı yapan termos da soğukluğu koruyabilmiş. Bu olay ile ilgili ne diyor? Termos ısı yalıtımı sağlar. Doğrudur. Termosun yapısında ısı yalıtımı yapılmamıştır. Hayır. Termosun yapısında ısı yalıtımı yapılmıştır. Ve böylelikle termosun içerisindeki soğuk malzeme yol boyunca soğuk kalmıştır. Yanlış. Termos ısı iletkenliği yüksek olan malzemelerden yapılmıştır. İletken değil gençler. Isı yalıtkanı malzemelerden yapılmıştır. Çünkü ısıyı ileten malzemelerden yapılsaydı soğuk kalamazdı. O soğukluk bir süre sonra kaybolurdu ve koymuş olduğu o soğuk içecek ısınmış olurdu. Yalıtım malzemelerinden, ısı yalıtkanı malzemelerinden yararlanılarak yapılmıştır termos. O halde hangisi doğrudur? Yalnız bir doğrudur. Geldim üçüncü soruya. Bir öğrenci KLM noktalarında mum damlaları ve bunlara batırılmış raptiyeler bulunan bakır ucuğu, bakır çubuğu bir ucundan ısıtmaya başlıyor. Isıtıcıyı yaktı gençler. Çubuk buradan ısınmaya başlayacak. Tanecikler titreşe titreşe aldığı ısıyı önce K'ya, sonra L'ye, sonra M'ye doğru iletecek. Ve çubuğun en ucuna bu ısı iletilmiş olacak bakalım. İlk önce kim düşecek? Tabii ki de K düşecek çünkü ısıtıcıya en yakın olan odur. Buna göre öğrenci bu deney sonucunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz diyor. M noktasındaki raptiye daha önce düşer. Buna ulaşamaz gençler çünkü K noktasındaki raptiye daha önce düşecek. Metaller ısıyı iletir. İlettiği için zaten raptiyeler düşüyor. Yani raptiyelerin ucundaki mumlar eriyor. Isıtıcıya en yakın olan raptiye elbette ki daha önce düşecek. K raptiyesi daha önce düşecek. Isı alan taneciklerin hareketliliği artacak ki bu tanecikler almış oldukları ısıları L'ye ve M'ye iletecekler. Ama A şıkkı yanlıştır. Ne diyor? Çünkü A'da M daha önce düşer diyor. Hayır gençler. K daha önce düşer. Devam ettim. Kaliteli ve amaca uygun bir ısı yalıtım malzemesi satın alırken
malzemelerin bazı özellikleri taşıması istenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemesinin bulundurması gereken özelliklerden biri değildir? Tabii ki de uzun ömürlü olmasını tercih ederim. Sürekli yenilemek istemem. Düşük maliyetli olmasını isterim. Cep dostu olsun. Kârda olmuş olayım. Hafif olmasını isterim. Ama kolay alev almasını istemem. Çünkü olası bir yangın durumunda hemen tutuşursa yangının büyümesine sebep de olur. O yüzden cevabım C'dir. Devam ettim. Strafor köpük ve demir tel. Bana neyi çağrıştırdı? Strafor köpük yalıtkandır gençler. Isı yalıtkanı bir malzemedir. Ama demir ise metaldir. Isı iletkeni bir malzemedir. Ne diyor bana? Sırasıyla neler yazılabilir diyor. Cam yünü ve bakır tel yazılabilir. Niye? Çünkü strafor yalıtkandır, cam yünü de yalıtkandır. Demir tel iletkendir, bakır da iletkendir. O yüzden A şıkkını yazabilirim. Ama diğerlerine de bir bakayım. Diyor ki, strafor köpüğün altına alüminyum tel yazılamaz. Çünkü alüminyum iletkendir. Strafor köpüğün altına porselen yazılamaz. Çünkü porselen de iletkendir. Strafor köpüğün altına katran yazılabilir. Ancak demir telin altına taş yünü yazılamaz bakın. Yani bulmuş olduğumuz A cevabı doğru cevaptır. Devam ettim. Yukarıda bir maddeye ait tanecik modeli verilmiş bakın. Hemen bakıyorum, tanecikler titreşiyor. Titreşme seviyeleri ise şu iki tane taneciklerden anlıyorum. Bakın iki çizgi onların titreştiğini gösteriyor. Bu madde ısıtılmaya başlanıp sıcaklığı artırılırsa hangisi gibi olur? Bu maddenin sıcaklığı artırılırsa titreşimleri artacak. Yani yanındaki şu titreşim hareketini gösteren çizgiler de artmış olacak. Bakayım, A'da artma yok, aksine azalmış. B'de yine aynısı, iki çizgi. C'de üç çizgi, titreşim artmış. O yüzden cevabım ne olmalı? Ceyhan olmalı. Devam ettim. Isı yalıtımı örneklerinden hangilerini sağlar? Ördeklerin özel tüy yapısı ile kış aylarında üşümemesini sağlar. Hatta demiştik ki kuşlar, işte ördekler, tüylü hayvanlar havayı kanatlarının altına doldururlar ve böylelikle yalıtım sağlarlar. Kış aylarında üşümezler. Pencerelere çift cam takılarak ısı kaybının engellenmesi. İçerideki sıcak hava dışarıya çıkmaz, dışarıdaki soğuk hava içeriye giremez. Kutup ayılarının yağ tabakaları sayesinde üşümemesi. Bu verilen örneklerin hepsi ısı yalıtımı ile alakalıdır. O yüzden cevabım Denizli olur gençler. 8. sorudayız. Ne diyor 8. soruda? Yukarıda sıcak ve soğuk suyu birbirine bağlayan düzenek verilmiştir. Bir bağlantı borusu var. Bu düzeneklerin sıcaklıklarının kısa sürede eşitlenmesi için bağlantı borusu hangi malzemeden üretilmeli? İletken bir malzeme tercih etmeliyim gençler. İletken bir malzeme, aralarındaki en iletken malzeme alüminyumdur. Böylelikle sıcak ve soğuk birbirine iletilir ve denge sağlanmış olur. 9. sorudan devam ediyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri iyi yalıtımın sağlayacağı faydalar arasındadır? Haydi bakalım. Tabii ki de iyi bir yalıtım aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sağlar. O yüzden doğrudur. Enerji tüketimini azaltarak çevre kirliliğini azaltır. Çok önemlidir ve doğrudur. Dünyanın sahip olduğu tükenebilir enerji kaynaklarının daha uzun süre kullanılmasını sağlar. Bu da doğrudur gençler. Çünkü tasarruf yapıldığında artık kaynaklar daha uzun süre kullanılabilir. O halde cevabım ne olmalıdır? Denizli olmalıdır.
Devam ediyorum 10. ve son sorum. Ahmet Bey'in yeni yapılacak evinde ısı tasarrufu sağlamak için hangisinin yapılması uygun olmaz? Zemini ahşap parke ile kaplarsam ısı yalıtımı sağlarım, güzel olur. Duvarlarda gaz beton kullanılması çok iyi olur. Çünkü beton ısı yalıtım malzemelerinden birisidir. Pencerelere çift cam takarsam da iyi olur. Sıcak hava dışarıya çıkmaz, soğuk hava içeriye girmez. Ama kapıların metalden yapılması uygun olmaz gençler. Çünkü kapı metalden yapıldığında metal iyi bir iletkendir. Sıcağı ve soğuğu iletir ve böylelikle dışarıdaki hava rahatlıkla içeriye girer, içerideki hava rahatlıkla dışarıya çıkar. O yüzden kapıların ahşap tercih edilmesi gerekir. O yüzden cevap Bursa olmalıdır. Isı yalıtımı ile alakalı biraz soru çözdük. Umarım çok daha güzel pekişti. Önümüzdeki ders yakıtlardan devam edeceğiz. Güzelce siz de sorularınızı çözmeye başlayabilirsiniz konuyla alakalı. Yapamadıklarınızı mutlaka bizlere danışınız. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın.